Selamlar arkadaşlar, yine ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine yükseltmek için karşınızdayız. Bugün ne yapacağız? Güç denemesi yapacağız. Normalde bu videonun girişi vardı arkadaşlar. Maalesef videonun giriş kısmında sesle ilgili küçük bir problem oldu. Benim de içime sinmedi, ben de tekrardan çekme gereği duydum. Videonun içeriğinden bahsedeyim biraz. Videoda çeşitli meyve ve sebzeleri kırıyoruz arkadaşlar. İçinde kavun var, fresh pomela var. Ben de ilk defa duydum ne olduğunu. Ve 20 kiloluk bir kabak var arkadaşlar. Bu kadar. Kocaman bir şey yani. Videoda kırma işlemi kolaydan zora doğru gidiyor arkadaşlar. Son olarak da bu ürünleri... Ne oldu lan? Niye gidiyorlar? Aç bakayım. Evet, şu an girişi çekerken arkadaşlar Palo ailesini gözaltına aldılar. Bir yandan onu izliyorduk, bir yandan da videonun girişini çekiyorduk. Şu an Palo ailesi gözaltına alınıyor. Evet. Tuncer, cezanı çek şerefsiz herif. Süreci devam. Suratındaki salak gülümseme peki. Emine gerizekalı. Diyor hasbımız var ya, gerizekalı kadın. Evet, devam edelim. Videoda kullandığımız ürünleri aldığımız abinin sığırları varmış, davarları varmış. Kırdıktan sonra ürünleri ona götüreceğiz arkadaşlar. Bu şekilde ürünlerde israf olmayacak. Size ben iyi seyirler diliyorum efendim. Buyurun başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk gücümüzü deneyeceğimiz, hırsımızı alacağımız ürün mandalinadır arkadaşlar. Buyurun deneyelim. Hazır mısın? Geliyor. 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 Evet arkadaşlar, ilk ürün mandalina. Pek zor olmadı bizim için ama gümül ettik. Kameraya geldi mi lan? Eğer mandalina soymakla uğraşmak istemiyorsanız da bu kısa yolu deneyebilirsiniz. Şimdi bir sonrakine geçelim. Arkadaşlar, sıradaki ürünümüz bir başka turunçgil çeşidi olan limon olacak arkadaşlar. Limon sert bu arada ha. Bak, harbiden sert. Bak harbiden. Tiko olanlar izlemesin arkadaşlar. Oğlum çok geriye gittim bu sefer de ya. Yarısı nerede lan? Yarısı lan, şu yarıda oğlum baksana. Bakayım. Tiko olanlar. Muazzam. Sıradaki ürünümüz ise bence İzmir'e yaptığımız kıya devam ettirelim. Turunçgillerle devam ediyoruz arkadaşlar. Portakal. Bu portakal da donmuş galiba. Donmuş portakal satmışlar bize. Harbiden donmuş, baksana oğlum. Hiçbir şekilde. Çok sert. Cidden sert. Şimdi öyle basit gidiyoruz ama az sonra asıl şovu göreceksiniz arkadaşlar. Kabak var, kabak. Kolaydan zora doğru gidiyoruz arkadaşlar. Oğlum çok geriye gitme ya. Tamam, sıçratmayacağım yüzünü. Geliyor, dur tamam. Ne oldu lan? Bakalım. Evet arkadaşlar, bu da yortladı. Bundan da bir dilim almak istiyorum açıkçası. Ben portakal soymayı pek seven bir insan değilim. C vitaminidir. Hasta olmazsınız arkadaşlar, size de tavsiye ederim. Bu arada arkadaşlar, bunu lütfen evde denemeyin. Ondan sonra bir tarafınızı falan inciteceksiniz. Halil İbrahim Uker yaptı. Halil İbrahim Uker çocuklara kötü örnek oluyor. Halil İbrahim Uker. Vallahi ben bilmem. Evde denemeyin. Sıradaki ürünümüz arkadaşlar. Domates. Kolay gidecek gibi geliyor. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Domates. Ya oğlum bak, vallahi sıçramaz ya, gel. Geliyor. Nasıl sekiyor korkudan. Oo. Ana namladını ya, kendi üstüme yaptım ya, Allah kahretsin ya. Böyle bir salaklık yok. Arkadaşlar, sıradaki kıracağımız ürün zenginlerin meyvesi olarak bilinen kivi. Buyurun kıralım. Bu yaptığım arkadaşlar ne biliyor musunuz? Fakirlerin zenginlerden aldığı intikam. Öyle bakabilirsiniz. Ne alakaysa. 5 lira. Kilosu kaç var lan bunun? Bilmiyorum. 4 tanesi 5 lira falan. Ha. Tamam, o kadar da şey değilmiş. O kadar da zengin yiyeceği değilmiş, tamam. Aduket çekilmiş öyle. Geliyor. Yeah. Bakalım bundan yerim, yiyecek misin bunu? Yer misin? Dur. Ben de yiyeyim şundan. Çok iyi. Çok iyi. Lan bildiğin hepsini yedim ya. Az önce zengin meyvesini kırdık. Şimdi de fakir sebzesi olan soğanı kıracağız. Bakalım hangisi daha dayanıklı? Zengin mi daha dayanıklı yoksa fakir mi? Bunlar tamamen simgesel arkadaşlar. Alegorik. Zengin fakir yarışıyor şu an. Ama ben bunu şey olarak kırmak istiyorum. Yumrukla bu şekilde, kroşe şeklinde değil de böyle kara düzen kırmak istiyorum. Uyar mı? Ya Allah! Dur. Tam olarak kırılmadı. Şurada çatladı ama bir daha şey yapacağım. Ya Allah! Ya Allah! Evet arkadaşlar, şöyle cücüğünü
bulabilirsek. Oğlum cücüğü gitti lan. Neyse. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere fakir sebzesi olan soğan daha dayanıklı çıktı. Üf, leş gibi de koktu, Allah kahretsin. Bunun tadına bakalım mı? Tadına bak ya. Kameraman kardeşim, böyle yapmasan keşke ya. Güzelmiş. Oo. Oğlum acıymış lan, boğazımda kaldı. Evet arkadaşlar, artık yavaştan zorlara geçiyoruz. Neden başlayalım? Patlıcan'dan devam edelim mi? Patlıcan'dan devam ediyoruz o zaman. Patlıcanımız gördüğünüz üzere. Daha çok... Oğlum bu Aykut'a benziyor lan. Baksana burnu... Baksana. Evet arkadaşlar. Aa, kime benziyor? Bak şöyle çevirince de kime benziyor biliyor musun? Kime benziyor? Palo ailesinin eniştesi var ya, Tuncer. Ona benzemiyor mu kafa falan? Bak koyarım şeyde videoda. Bak harbiden ona benziyor ha. Neyse. Bunu tamamen bir oval hale getirelim. O yüzden ben şuna... Ulan nelerle uğraşıyoruz ya. Okey midir? Kırıyorum. Ya Allah! Oh, elim acıdı lan. Oğlum kaydı lan. Vallahi billahi kaydı ha. Oğlum sen benim kıza nasıl bakarsın lan? He? Nasıl? Oğlum kırılmıyor lan bu. Dur bekle. Vallahi kırılmıyor. Dur ben bunu kıracağım abi. Kayıyor. Bu yer çok kayıyor abi ya. Baksana burası çok ıslak. Dur bakalım. Şimdi kıracağım bunu. Ananı abi. Oğlum burada çok fena kayıyor lan. Evet. Oğlum niye kırılmıyor lan bu? Patlıcan kardeşim bak. Güzel kardeşim. Tamam anlıyorum, yerler kaygan ama yani seni kırmak zorundayız. Lütfen. Rica ediyorum. Tamam. Hadi bakalım. Çok fazla zedelendi ama. Vallahi billahi kırılmıyor birader. Yemin ediyorum kırılmıyor yani. Yerler kaygan diye mi acaba? Oğlum bildiğin yarılmıyor lan. Komple ezildi ama son deney işim. Arkadaşlar bu son. Lanet olsa patlıcan. İşte bu be. Allah'ın cezası. Patlıcanın da işi bitti. Artist misin lan sen? Artist misin oğlum? Zottiri. Oğlum burası harbiden kayıyor şimdi, nasıl olacak ya? Yerde kayıyor, masanın üstünde kayıyor. Ürünler kayıyor yani. Evet arkadaşlar. Sıradaki ürünümüz ise fresh pomela. Daha önce hiç yemedim, açık bir şekilde konuşuyorum. Kırdıktan sonra komple hepsini yemeyi planlıyorum. Çok merak ettim çünkü. Greyfurt'un büyüğü dedi abi. Biz adını araştırıp bulduk. Vallahi bu da patlıcan gibi abi ya. Çok oval, böyle toplu. İçi de boş değil. İçi dolu olunca kırılmıyor abi. Oha. Çok sert lan bu. Ama ben, Halil İbrahim Göker, güçsüz dedirtmem kendime. Bu patlıcan kadar uzamayacak arkadaşlar. Bunu şimdi ağzının yüzünü de atacağım. Evet. Oğlum içi çok dolu, kırılmıyor ya. Arkadaşlar şimdi bunu son kez deniyorum. Çünkü biraz daha fazla denersem bunu dileğimi incelteceğim. Çünkü içi çok dolu bunun. Çok fazla dolu. Yardım. Oğlum bu çok farklı bir şey lan. Bu ne oğlum böyle? Vallahi sorma. Yiyecek misin? Tabii. Oğlum çok garip bir şey lan bu. Al. Çok tatsız tutsuz bir şey lan bu. Hayır. Ham lan bu. Olmamış. Çok kötü ya. Çok tatsız tutsuz yenmez bu. Evet arkadaşlar, sıradaki ürünümüz kavun. Bu mevsimde kavunu nereden buldun diye sorarsanız kaynakları da halde var arkadaşlar. Geliyorum. Tamam mı? Oha. Oğlum bu çok basit kırıldı. Yenir. Bu yenir. Söyleyeyim mi? Çok güzel abi. Bak dur ben de deneyeceğim. Konuşmana bunu. Ben videoyu unuttum, sürekli yiyorum ha. Ama arkadaşlar cidden kavun bence çok güzelmiş. Buca halde var. Buca halin reklamını yapıyoruz şu an. Ben cidden çok beğendim ha. Onun cidden sulu sulu lan. Yazın böyle kavun yok ha. Aynen çok güzel. Arkadaşlar şimdi biz küçük bir ısınma molası verdik çünkü parmaklarımın ucu ciddi anlamda donmuştu. Yani bildiğin şu an hala uyuşuk. Ve son ürünümüz olan kabakla karşı karşıya geldik. Kabak vs. Halil İbrahim Göker. Bir de bunu kırmak için arkadaşlar UFC eldivenini kullanmayacağım çünkü bir tarafımı sakatlama ihtimalim var. O yüzden boks eldivenlerini kullanacağım. Bunu peki böyle diklemesine mi vursak, yanlamasına mı? Kavun gibi. Oğlum bu çok büyük la. Şu an bak 20 kilo arkadaşlar bu. Ya şu an bir kendime güvenim gitti ya. Neyse. Oğlum elimde hem koruma eldiveni var hem boks eldiveni var ve acıdı yani elim. Bir kere daha deneyeceğim.
Oğlum bunun bir matematiği vardır da nasıl olacak ki ya? Yok diğer tarafa. Bana mısın demiyor ya kabak ama bunu kıracağız arkadaşlar. Yani videonun asıl amacı buydu çünkü. Evet. Şimdi. Arkadaşlar şöyle bir şey düşündük. Sanırım eldivenden kaynaklı olarak hiçbir şekilde kabağa hasar veremiyoruz. O yüzden UFC eldivenini deneyeceğiz. Hasarı azaltıyor. Öteki de deneyelim şimdi bir de. Yeniden. Yeni deneme. Evet arkadaşlar. Deneyeceğiz. Geliyor. Oğlum elimi cidden çok... Ötekini giysem mi ya? Üstüne. He? Üstüne değil abi. Cidden elim acıdı lan. Vallahi bak ötekini giyeceğim abi. Çok fazla acıdı ya. Neyse hocam sen zaten niye çift el giyiyorsun ki? He? Tek tarafa giysen yeter. Evet videonun sonunda aklımıza geldi. Arkadaşlar iki eldiveni de giymem belki iki elime de. Belki sağa sol girerim diye yani. Belki hırsımı alamam diye. Ki zaten aşırı şekilde sinirlendim şu an bu kavağa. Gireceğim yani ağız burnuna sonra. Yani. Olmadı tepük falan atacağım yani. Tepük yalnız. Asıl bir tane daha asıl hemen. Kırdım. Vallahi kırdım. Lanet o nasıl kabak ya. Baksana. Vallahi billahi çıldırttı beni ya. Yalnız var ya. Dirsek gitti. Vallahi gitti dirsek. Evet arkadaşlar kabağın içi çok fazla dolu olduğu için bizi bayağı bir zorladı. Gördüğünüz üzere. Çok ağır. Yani herhangi bir sakatlığa mahal vermeden bitirmek isterdim ama şu an dirseğim acıyor. Baksana. Görüyor musun? Bu kabağı böyle tek vuruşta kırabilecek bir baba yiğit varsa da arkadaşlar buyursun gelsin. Buca'dayız. Yerimiz belli. Vallahi gelsin yani Instagram üzerinden ulaşsın bize. Harbiden kırılacak gibi değil. Ki zaten tam anlamıyla kıramadık da yani. Ortadan ikiye yarıldı ama yani bu paramparça hale gelmedi. Ya bunun tatlısı çok yumuşaktı oğlum. Öyle dediydik. Tatlısı yumuşak demiştik. Tatlısı yumuşak diye aldandık arkadaşlar. Buca cidden çok... Kalın ve sert bir şeymiş. Sakın ha sakın evde denemeyin lütfen arkadaşlar. Seri olarak güç deneme videolarımız arkadaşlar devam edecek. Sizce bir sonraki videolarda neler kıralım arkadaşlar? Lütfen yorumlarda belirtin. Videoyu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de like atmayı unutmayın efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay baylar.